Bonjour, Ilal Kaplan. Ouais, bah. Bonjour. Alors, Ilal Kaplan, vous connaissez bien Recep Tayyip Erdogan euh, en tant que journaliste. Vous l'avez vu évoluer ces dernières années. On voit que euh, dans les sondages d'opinion, euh, Recep Tayyip Erdogan euh, perd un peu de terrain. Lors des dernières élections municipales, l'AKP euh, a perdu les grandes villes d'Ankara. Euh, et d'Istanbul. Comment est-ce que vous l'expliquez-vous Je rappelle que vous êtes une journaliste, une observatrice de la vie politique turque. La Turquie ne se limite pas seulement à Istanbul et Ankara. Lors des dernières élections municipales, la coalition de l'AKP et du MHP ont obtenu 52 des voix et écrasé les six autres partis. Donc ce que l'on voit, c'est que la coalition entre l'AKP et le MHP, dirigée par Erdogan, garde une majorité écrasante. Nous avons encore deux ans avant les élections présidentielles. Et si sa politique économique n'échoue pas, je pense honnêtement que Recep Tayyip Erdogan gagnera les élections. Euh, vu de France et d'Europe, on a l'impression que son discours, que ses positions se sont un peu durcis euh, ces dernières années. Qu'en pensez-vous Honnêtement, aujourd'hui, avec le renforcement de la Turquie sur la scène internationale, je vois qu'il y a dans la presse européenne une situation que je qualifierais d'obsession vis-à-vis d'Erdogan. Lorsque des propos très durs viennent d'Europe, à chaque fois, les réactions d'Erdogan sont présentées comme celles d'une personne colérique et on oublie le fond et le contexte. Et c'est précisément pour ça euh, qu'on a souhaité vous interviewer ce soir pour avoir votre version euh, de ces derniers événements. Alors il y a un sujet précisément qui a été euh, très commenté en France et en Europe. Euh, c'est la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Quel message précisément le président Recep Tayyip Erdogan a voulu nous envoyer, envoyer au monde entier il faut se rappeler que Sainte-Sophie a été transformée en 1934 de mosquée en musée. Donc je pense que c'est un juste retour des choses. La Turquie est un pays souverain, elle prend ses décisions seule. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de Recep Tayyip Erdogan d'aller vers euh, une islamisation de la société turque. Depuis la fondation de la République de Turquie par les élites turques, nous avons des liens historiques très forts avec la France. Parce que nous sommes un pays qui a pris pour modèle la définition de la laïcité à la française. Et cela a créé des problèmes. Comme par exemple l'interdiction du voile à l'université pendant de très longues années, mais aussi au Parlement. Les femmes voilées ne pouvaient pas devenir des fonctionnaires. Tout ça a constitué des violations de nos droits. Avec l'arrivée de l'AKP, les droits de la population conservatrice ont été restaurés. On voit bien en discutant l'une et l'autre qu'on a euh, deux modèles qui, au fond, ont du mal à se, à se comprendre. Euh, on a entendu votre président Recep Tayyip Erdogan traiter notre président euh, d'islamophobie. C'est très grave comme accusation. Euh, vous croyez-vous sincèrement, Ilan Kaplan que la France est un pays islamophobe. Malheureusement, certains propos du président Macron renforcent ce sentiment. Certaines mises en pratique de la laïcité en France dérangent les musulmans. Par exemple, vous savez que le port du voile est interdit avant l'université. Cela est un non-sens. Je veux dire que beaucoup de personnes justifient cela en affirmant que ces jeunes filles sont forcées par leurs grands frères ou leurs pères. Eh bien, en leur interdisant d'aller à l'école, vous leur confisquez leur droit à l'éducation, leur droit à trouver un travail plus tard. Et lorsque c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, eh bien, on se demande si en France tous les musulmans sont considérés comme de potentiels terroristes. Par conséquent, je pense que les propos tenus par Erdogan viennent de là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est te... moi qui vous remercie. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası son yıllarda Türkiye'nin dış politikasındaki açılımlarla beraber Avrupa basınında çok yoğun bir Erdoğan obsesyonu diye tanımlayabileceğim bir durum olduğunu görüyorum. Çünkü ne kadar sert açıklamalar Avrupa ülkelerinden gelirse gelsin sanki sadece Erdoğan böyle öfkeli birisiymiş gibi karşılık veriyor şeklinde yansıtılıyor ve arka plan hiç göz önüne alınmıyor diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ ve YPG gibi terör örgütlerine karşı yaptığı harekatlar üzerine Sayın Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti. Sayın Erdoğan buna yönelik verdiği cevap sert bulundu ama Macron'un NATO'yu tamamen işlevsiz kılan ve hatta Rusya'yı da sevindiren bu açıklamasına karşılık verdiği cevap oldu. Maalesef hafızalardan silinerek medyaya yansıtıldı. Aslında 1934'te Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi kararı ne anlama geliyorsa bu da o anlama geliyor. Türkiye'nin egemen bir ülke olduğu ve kendi kararlarını kendisinin aldığı. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir: Mahkemeye danıştaya bu hususta başvuran bir dernek. Danıştay bu derneğin kararını göz önüne alarak bu hususta camiye yani daha önceki 500 yıldır olduğu statüsüne çevrilmesi noktasında olumlu karar verdi. Danıştay'ın kararı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname imzalayarak aslında hukuk sürecinin nihayilenmesi noktasında görev aldı. Dediğim gibi Ayasofya zaten 500 yıldır cami olan bir yapı. Burada biraz şöyle bir önyargıyla da bakılıyor. İşte... Açık konuşmak gerekirse Erdoğan hükümeti İslamcı olarak nitelendirildiği için bu karar bu hususta bakılarak ele alınıyor. Halbuki Erdoğan'dan önceki hükümetler Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin vakıflarına el koymuş hükümetler. Erdoğan'ın döneminde AK Parti döneminde gayrimüslim vakıflarına 1 milyar doları aşan iade yapıldı. Yani malları iade edildi. Aynı şekilde Süryaniler için, Ermeniler için, Türkiye'de yaşayan protestan ve katolikler için e, tarihi anlamı olan kiliselerinin hemen hepsi restore edildi. Akdamar Kilisesi bunların içerisinde, e, onun dışında e, Iron Dome dediğimiz kilise bunların içerisinde, Sven Stefani Kilisesi, Sümele Manastırı bunların içerisinde. E, buna ek olarak Avrupa'nın en büyük üçüncü sinagogu Türkiye'de. Ve yine bu sinagogu restore eden de AK Parti iktidarı ve Erdoğan oldu. Şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'yi aslında Cumhuriyeti kuran elitlerin tarihinden itibaren baktığınızda Fransa ile çok yakın tarihi bağlarımız var. Çünkü biz sekülerizm tarifimizi daha çok Fransa'nın leiklik tarifiyle bir arada ele alarak modellemiş bir ülkeyiz ve bunun beraberinde getirdiği bazı sorunları yaşadık. İşte başörtülü kadınların uzun yıllar boyunca üniversitelere girememeleri, millet meclisine temsil edilememeleri, kamuda çalışamamaları gibi hak ihlallerini yaşadık. Onun dışında dini okullara giden çocukların puanlarının devlet tarafından düşürülüp onların yüksek okullara girmesinin engellenmesi gibi hak ihlallerini yaşadık. AK Parti döneminde bu hak ihlalleri yani dindar Müslümanları hedefleyen hak ihlalleri ortadan kaldırıldı. Yani şu anda inanmayan bir insanın ya da gündelik hayatında İslam'ı pratik etmeyen bir insanın yaşadığı bir kısıtlama söz konusu değil. AK Parti iktidarının getirdiği eğer söz konusu olduğunu düşünüyorsanız bana lütfen bir örnek verin. Ama Zindar Müslümanlara yönelik olan bu hak ihlallerini ortaya kaldırmak ülkenin İslamlaşması değil bilakis demokratikleşmesi anlamına gelir. Fransa Avrupa'da en çok Müslüman nüfusun yaşadığı ülkelerin başında geliyor belki de birincisi. Bu anlamda Fransa aslında bir dönüm noktasında şu anda Fransa'nın yapmaya çalıştığı devletin getirmeye çalıştığı kısıtlamalara bu açıdan bakıyorum fakat sonuç almak açısından bence tam tersi bir yere yol açacak diye düşünüyorum. Yani şöyle bakın, Daesh uzunca bir süre Türkiye'nin sınırındaydı. Ve Türkiye'nin nüfusunun %90'ı, %95'i Müslüman bir ülkeyiz. Bizden Daesh'e katılım, Fransa'dan Daesh'e katılımdan daha az. Demek ki Türkiye Radikalizmle mücadelede önemli bir örneklik sergiliyor. Yani bir yandan Müslüman nüfusu çok olup bir yandan da seküler bir ülke olmasına rağmen herhangi bir radikalizasyona Avrupa ülkelerinin bazılarından daha az yol açan bir model sunuyor diye düşünüyorum. Fakat Fransa şu anda maalesef dindarlarla radikalleri aynı sepete koyan bir uygulamaya gidiyor. Yani ayda 90 camiye baskın yaparsanız işte İmam Farid Silim Erdoğan'ın koronavirüs mücadelesini övdü diye sabah altıda evine baskın yaparsanız, onu terörle ilişkilendirerek Fransa cumhuriyetini devirmekle ilişkilendirerek yargılarsanız, bu aslında Fransa'nın savunduğunu iddia ettiği temel değerlere karşı geliyor, bu ifade özgürlüğüne karşı geliyor diye okunur ve dünyada da ve Fransa'nın etkin olmak istediği Müslüman ülkelerde de böyle anlaşılır diye inanıyorum. Örneğin Saint Macron, imamları ya da işte Müslüman cemaatin önde gelenlerini elisede El ağırlayıp işte 15 gün içerisinde bana bir deklarasyon getireceksiniz ya da ben yazarım işte cumhuriyet değerlerini önceleyeceksiniz gibi ultimatomlar verdiğinde aslında anlaşılan maalesef böyle bir durum oluyor. Bunun yanı sıra işte Marine Le Pen le mesela Fransa İçişleri Bakanı'nın İslam karşıtı söylemlerinin birbirleriyle özdeşleştiğini gördüğümüzde hatta Marine Le Pen'i İslam'a İslam karşı mücadelede ya da radikalizasyona karşı mücadelede daha yumuşak gördüğünü söylediğinde Macron hükümeti temsilcileri ister istemez böyle bir algı ortaya çıkıyor. Ayrıca Fransa'nın leiklik uygulamalarının bazıları da yine Müslüman kesimi rahatsız ediyor. Örneğin Biliyorsunuz üniversite öncesinde başörtüsü yasağı var okullarda. Ki bu aslında kendi içinde tutarsız bir şey. Çünkü Önemli bir kısım şunu savunuyor. Başörtülü kadınları, abileri kapatıyor, babaları kapatıyor. E o zaman siz de onları e, okula gitmelerini engelleyerek kendi eğitim özgürlüklerini ve e, ileride çalışma hayatındaki özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Fakat bunu bir yana koyun. Şimdi de belli okulları kurup Müslümanların kendi içerisinde çocuklarını eğitmelerine de karşı uygulamalara gidiyor Fransız devleti. Böyle olunca da ister istemez Acaba dindar görünümlü ya da dindar temsili olan herkes mi e, potansiyel bir terörist muamelesi görüyor Fransa'da şeklinde bir soru e, gündeme geliyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın açıklamaları da sanıyorum bu paralelde açıklamalardı. Ben buraya gelmeden bazı rakamlara baktım. O verilerden size bahsetmek istiyorum. Müsaadenizle. Türkiye'de son bir yıl içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika'ya ve Avustralya'ya giden 26 bin insanımız var. Hepsi genç değil, yaş oranları değişiyor ama gençler ağırlıkta. Buna karşılık bu ülkelerden Türkiye'ye beyin göçü anlamında gelen insan sayısı ise 50 bin. Dolayısıyla Türkiye'nin geçmişe kıyasla daha fazla beyin göçü verdiğine dair bir veri elimizde bulunmuyor. Yine biliyorsunuz Business Insider dergisi expatların yaşayabileceği en ideal ülkeler sıralaması yayınladı. Bu 20 ülke içerisinde Türkiye 18. sırada. Yine bundan 10 yıl önce Türkiye'de eğitim gören ya da yurt dışına çıkarak eğitim gören bir genç örneğin uzay araştırmalarında ya da biyoteknolojide ya da nükleer enerjide Türkiye'de iş bulamazdı. Çünkü bu alanlar neredeyse yoktu. Fakat bugün savunma sanayinden tutun da bu saydığım alanlara kadar hemen her yerde Türkiye'de iş bulmaları ve çok yüksek maaşlarla değerlendirmeleri mümkün. Dolayısıyla Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğunu düşünmüyorum ben beyin göçünün. Bilakis tam tersine bir beyin göçü noktasında Türkiye'nin atak yaptığına inanıyorum Kaldı ki ekonomik veriler açısından baktığınızda da OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz sene en çok büyüyen, büyüme kaydeden ülke Türkiye'ydi. Yine dünya çapında Çin'den sonra en çok büyüme kaydeden %1.8 ile ülke yine Türkiye'ydi. Dolayısıyla ekonomik veya siyasi nedenlerden dendiğinde rakamlara baktığımızda Türkiye'yi kaygılandıracak derecede bir beyin göçü görülmüyor. Özellikle AK Parti'nin ilk dönemlerinde bu hususta çok önemli çalışmalar yapıldı. Uyum yasaları geçirildi. Yani %95 bir uyum sağlanmıştı iki ülke arasında. Ardından Sayın Sarkozy'nin ya da Merkel'in sonra Macron'un dediği gibi Türkiye üye olmasın ama bunun başka bir yolu bulunsun şeklindeki açıklamaları işte ayrıcalıklı ortaklık şeklinde formüle ettikleri açıklamaları açıkçası Türk insanını biraz yıldırdı. Bu anlamda Avrupa Birliği'ne üye olmak noktasındaki umutlarımızı azalttı. 2016 yılında Sayın Merkel dört kez Türkiye'ye geldi. Türkiye ile bir göçmen anlaşması imzaladılar. Fakat bu göçmen anlaşmasında Türkiye şartların hepsini yerine getirmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği maalesef hem maddi fonları çok uzun zamanlara yayarak bu hususta sözünü çok geç tutabildi. Vize muafiyeti konusunda ise sözünü tutmadı. Dolayısıyla Türk insanının da bu anlamda Avrupa Birliği'ne üye olmak noktasında bir umutsuzluk var. Ve her geçen sene bu umut yok olduğu için Avrupa Birliği'ne alınacağımıza dair istek de azalıyor diyebilirim. Türkiye demokratik bir ülke. Dolayısıyla seçimleri muhalefetin kazanması ya da kazanmaması değil, sandığın hala Türkiye'de meşru tek referans olması bence her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Bunda bir sıkıntı yok. Kaldı ki biraz önce bahsettiğim gibi, Türkiye iddia edildiği gibi bir İslamizasyon sürecinden geçmiş olsaydı eğer, bu bahsettiğiniz büyük şehirlerde, işte kozmopolitleşmiş, eğitim seviyesi daha yüksek olan, çalışma hayatında, kariyerinde daha orta ve üst sınıfa ait olan kesimler AK Parti'de yaklaşmaları gerekirdi. Fakat bunun daha tam tersi bir tablo ortada görüyoruz. Ancak şunu da unutmamak lazım. Türkiye, İstanbul ve Ankara'dan da müteşekkil değil. Son yerel seçimlerde... %52'ye yakın bir oranda yine AK Parti ve MHP ittifakı diğer tüm 6 partiyi ezerek geçti diyebiliriz. Dolayısıyla halen Sayın Erdoğan'ın liderliğine ve AK Parti MHP ittifakının ülke yönetiminde nüfusun geneli açısından bakıldığında ezici çoğunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi uzun yıllardır takip ediyorum Türkiye politikasını ve bana her seçimden önce yabancı gazeteciler Erdoğan bu seçimde gidiyor mu diye sorarlar. Ben de görüşlerimi söylerim. Şu anda da çok değişen bir tablo olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani e, örneğin Ayasofya Camii'nin açılması sadece AK Parti tabanını değil, Türkiye'deki çok geniş kesimleri mutlu eden bir açılım oldu. Pandemi sürecinde biliyorsunuz Türkiye çok başarılı bir sınav verdi. Erdoğan'ın döneminde yapılan hastaneler sayesinde Hiçbir hastanemizde doluluk oranı %60'ı aşmadan biz bu süreci yürüttük. E yine aşılamada da dünya altıncısıyız. E Ekonomik büyüme noktasında Çin'den hemen sonra geliyoruz. Onun dışına baktığınızda Libya'da örneğin BM destekli hükümeti destekledik ve sahada orada Türkiye kazandı. Mavi Vatan Mücadelesi dediğimiz Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız bağlamında da yine Türkiye'nin geri adım atmadığını ve diğer ülkelerin normalde karşı toan ülkelerin Türkiye'ye doğru adım atmaya başladığını görüyoruz. Azerbaycan yine Dağlık Karabağ Türk insanı için sadece Ak Partiler için değil, Türk insanının %90'ı için çok önemli bir meseledir ve bu hususta da Türkiye'nin verdiği destek yine tüm halk kesimlerince olumlu karşılandı. Dolayısıyla önümüzde seçime 2 yıl var. Bu iki yıl içerisinde ekonomi alanında çok büyük bir başarısızlığa imza atılmadığı müddetçe ben açıkçası Erdoğan'ın yine kazanacağını düşünüyorum. Bence siyasette asla dememek lazım ve düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Nitekim sahaya baktığınızda Fransa ile Türkiye arasında anlaşmazlık yaratan meseleler aslında çözüldü. Yani belki Fransa'nın istediği ya da Macron'un istediği şekilde çözülmedi ama Libya'da artık bir seçilmiş hükümet var. Bu aynı zamanda Türkiye'nin desteklediği hükümet. Dağlık Karabağ meselesi artık sahada çözüldü ve masada da çözüldü. Yine aramızda gerginliğe yol açan Doğu Akdeniz meselesinde Mısır ve İsrail diplomatik ilişkilerin düzeltilmesine dair emareler var. E hal böyleyken bence Fransa'nın ve Türkiye'nin bazı ortak çıkarlarda yan yana gelmesi iki ülkenin de ve iki halkın da menfaatine dolayısıyla diplomatik dili benimsemeye devam edip bu gerilimleri yavaş yavaş azaltıp bir hal yolunu, hal çaresinin bulunması gerekiyor diye inanıyorum.